Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere medeniyetler şehri Hatay, Antakya'dan sektörün lider firması, çok güzel bir konaklama yerindeyiz. Özhan Otel'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın genel müdürü beyefendi İlyas Işıldar bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun Sinan Bey, siz teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz siz konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Şimdi siz firmanın genel müdürüsünüz. İşleyişin hep sürekli başındasınız. Evet. Gelen giden konuklarınızla da ilgileniyorsunuz sürekli. Şimdi Özhan Otel'in şöyle genel hattıyla hizmetlerini konuşacağız. Burası bir şirketler grubunun bünyesinde bir otel. Çok kısa sizi bir tanıtalım önce. İlyas Işıldar kimdir? Sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? İlyas Işıldar Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğmuş 92 yılında. Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nden dil bölümünden mezun. Daha sonra da Gazi Üniversitesi'nden turizm rehberliği ve seyahat işletmeciliği bölümünden mezun olmuş. Biliyorsun. Evet. Ankara'da 5 yıldızlı bir otelin 5 yıldızlı bir otelde 2 sene çalıştıktan sonra Hatay'ın Hilton bünyesindeki bir otelde 2 sene kadar daha çalıştık. Daha sonra yollarımız Özhan Otel'e birleşti. Burayla birleşti. 1,5 senedir de buradayız. Gayet güzel. Peki şimdi Öz Havare Şirketler Grubu var herhalde. Evet. Bünyede neler var hizmet Öz olarak? Öz Havare bünyesinde petrol şirketimiz, hemen otelin, apart otelin yanında petrolümüz, market zincirimiz var. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı. Hı-hı. Market zincirlerimiz ve otel. Otel konseptimiz var. Burası apart tarzı bir otel. Konsepti şöyle, öyle herhalde. Apart otel. Yani hem apart bulunduran binada, evet, hem de otel. Evet. Peki yönetim kurulu başkanımız var. Süleyman Bey. Süleyman Havare. Öz Havare. Evet. Yönetim kurulu başkanı kendisi. Peki şimdi burada uzman bir kadroyla hizmet veriyorsunuz. Aynen. Gelen konuklara evlerindeki keyifli, rahat, huzur ortamı yaşatıyorsunuz. Kaç uzman kadroyuz? Şu an biz 11 uzman kadroyla çalışıyoruz. Evet. Her gün bu hizmetler bu şekilde devam ediyor. Tabii. Peki içerideki biraz hizmetlere şöyle konuşalım. Neler var konaklama anlamında? Kahvaltınız var. Şöyle bahsedeyim başta o zaman. 67 odayız biz otel, evet, konsepti anlamında. Apart dışında, hı-hı, söylüyorum. 67 otel odamız. Standart hep odalar hepsi değil mi? Standart odalarımız. 120'ye yakın yatak kapasitemiz var. Evet. Oda kahvaltı, bed and breakfast çalışıyoruz biz. Evet. İnternetimiz, televizyonumuz, aynen, tabii, her şey mevcut her zaten odalarda. Otel bünyesinde bir restoranımız olmamasına rağmen gene Öz Havare'ye bağlı. Hemen yanımızda bir restoran var. Orası da, evet, konuklara hizmet verebiliyor. Hem odalarında hem orada da, aynen, faydalanabiliyorlar. Evet, evet. Peki şimdi sektörle ilgili, şimdi oteller aslında biraz da turizme bağlı hareket eden noktalardır. Tabii. Bölgede bayağı bir gezilecek nokta var herhalde, aynen, anladığım öyle, kadarıyla. Yani Hatay bildiğiniz üzere medeniyetler şehri diye geçiyor. Gastronomi şehri de oldu. Gastronomi şehri de geçiyor. İnanılmaz bir... iyi bir ivmesi olan bir il bir kere aslında. İnanılmaz. Gezilecek inanılmaz. Çok iyi noktaları, aynen, var. Aynen öyle. Şu nereler var? Arsuzumuz var. Arsuzumuz. Hemen arkada güzel bir Yaylıca. Yaylıca köprümüz. Batıayazı'nda, Tomuksu'nda, evet, bulunan köprümüz var. Hemen, evet. Hatay'ın, hatta Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Hatay'ın Samandağ ilçesinde vakıf köyü. Evet. Duymuşsunuzdur. Kilisemiz var. Tabii ki Hristiyanların, Yahudilerin, Alevilerin, Sünnilerin birçok medeniyetin yaşadığı bir aslında şey. Aslında şöyle diyebiliriz. 7 medeniyetin aslında bir arada, bir, bir şey toplumun bir arada yaşadığı bir noktadayız. Aynen. Şimdi İlyas Bey, medeniyetler şehri dedik. Hatay, Antakya ilçeleriyle birlikte birçok gezilecek güzel noktalar var. Tarihi anlamda ve diğer görsellik anlamında nereler var? Şöyle biraz sayacak olursak. Şimdi sayacak olursak Arsuz, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Arsuz yerimiz var. İnanılmaz güzel bir yer. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere Yaylıca Köprüsü Tomuksu'nda bulunuyor. Evet. Musa, Hazreti Musa'nın asasının dikildiği yer olan Musa ağacının bulunduğu, evet, yer. Beşikli mağaralar. Ondan sonra kilisemiz var. Kiliselerimiz, Saint Pierre kiliselerimiz. Evet. Hatay'ın dünyanın ilk kilisesi diye, evet, geçer. Samandağ'daki mesela plajımız da dünyanın en uzun plajlarından birisi. Plajı doğrudur. Aynen öyle. Evet. Böyle birçok noktayı yemek kültürüyle birlikte, tabii, ne dedik? Gastronomi şehri dedik. Bunu da katınca şöyle ortaya
çok hoş, gezilecek birçok noktası olan bir yerden bahsettik. Evet. Tabii şimdi burada bir Expo 2021 çalışması var. Bu nedir? Sizin buraya yönelik bir hazırlık var mı? Tabii Expo 2021 çerçevesinde bizim hem yabancı, yani dışarı hem iç olarak, Türkiye içi olarak tanıtımlarımız, evet, çalışmalarımız sürüyor. Siz de bir hazırlık yapıyorsunuz yani. Tabii ki gelen misafirlerimizi en güzel koşullarda ağırlamak için evet, elimizden geleni burada yapıyoruz. Gayret edeceksiniz. Peki o konuda size başarılar dileyelim. Şimdiden bir telaş olacak mutlaka o tarih yaklaştığında. Bir de sizi destekleyen, tercih eden, burayı bugüne dek ziyaret eden konuklarınıza bir teşekkür. Son sözlerinizi alalım. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi tercih eden, bizimle 6 yıldır yaklaşık bu otelde faaliyet göstermekte, evet, 6 yıldır beraber olan misafirlerimize ve yeni gelen hepsine teşekkür ediyorum. Peki. İlyas Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Öz Havare Yönetim Kurulu'na, çalışanlarınıza, size başarılarınız daim olsun. Bundan sonraki inşallah hedeflerinize ulaşırsınız, yoğunluğunuzu atlatırsınız, iyi bir sezon geçirirsiniz diyelim. Sizin de son sözleriniz varsa onları alalım, kapanış yapalım. Biz ekibinize, BR Televizyonu'na, ekip çalışanlarımıza, hepsine teşekkür ediyoruz. Peki, biz teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. İnşallah ilerleyen bir zamanda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ ol. Sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Medeniyetler Şehri Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Özhan Hotel'den firmamızın genel müdürü beyefendi İlyas Işıldar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşça kalın.